Aksa Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması. Mesarya'nın konuğu Türk Ocağı Paşaköy 100. yıl stadında oynanıyor karşılaşma. Karşılaşmanın hakemliğini Serhan Şimşek üstleniyor. Yardımcılıklarını Cem Öksüzoğulları, Burak Mandıralı, 4. hakem ise Şakir Azizoğlu. İlk atak Mesarya'dan sağdan kullanıldı atış. İbrahim Çıdamlı vuruşunda kaleci Hüseyin iyi yer tutuyor. Elinden kaçırdı Hüseyin. Tekrardan oyun başladı. Ertaç'ın tek topu Kandice sahası içerisine girdi. Yunus'un müdahalesiyle yerde kalıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Serhan Şimşek tereddütsüz bir şekilde. Devre arasında Türk Ocağı'ndan takıma katılmıştı Ertaç, Kandi, Remzi ve Bilal. Bugün ilk 11'de tüm futbolcular. Topun başında Ertaç Taşkıran. Ertaç geldi. Vuruşunda Hüseyin'in müdahalesi ama top filelerde. Dakikalar 13. Mesarya Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçiyor Ertaç'ın golüyle. Devre arasında Türk Ocağı'ndan transfer edilmişti Ertaç Taşkıran eski takımına golünü atıyor. Sağdan geliyor Türk Ocağı, beraberlik arıyor Doğukan. Doğukan dribling halinde ceza sahası içerisine pası, Cevdet topla buluştu, yerde kaldı, penaltı. Serhan Şimşek penaltı noktasını gösteriyor. Orhan Kalaycı'nın müdahalesiyle yerde kalmıştı Cevdet. Büyük itiraz var Mesaryalı futbolcularda ancak karar değişmiyor. Topun başında Mehmet Uçar var, takım kaptanı Türk Ocağı'nda. Mehmet Uçar vurdu top filelerde. Dakikalar 16, 1-1'lik eşitlik. Mesarya'da Türk Ocağı golü Mehmet Uçar'la buluyor. Ve görüyorsunuz kısa süreli bir gerginlik. Her iki takım futbolcuları arasında skora denge geldi. Dakikalar 16, 13'te Ertaç, 16'da Mehmet Uçar'ın karşılıklı penaltı golleri. 1-1'lik eşitlik. Karşılaşmada itirazlar var Hasan Piro'dan, Mesaryalı futbolculardan. Oyun tekrar başlıyor. Mesarya hatalı. Ertaç ceza sahası içerisinde ayağından açtı. Hüseyin'in müdahalesi. Dönen top Kandi vurdu. Savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Mesarya gol arıyor. Kendi evinde oynuyor. İbrahim Çıdamlı pasında Okan, sonuç gelmiyor. Atılan uzun top Olgun karşıladı kafayla. Ertaç, Ertaç'ın sağ kanada pası, Kandi hareketlendi bu dakikada. İzliyorsunuz, Kandi ceza sahası içerisine girdi, çalımını attı. Bir çalım daha, çok güzel hareketler. Kandi, içeriye ortası, Ertaç çok sert vuruş top filelerde. Ertaç'ın kendisinin ve takımının ikinci golü, dakikalar 35. Mesarya Türk Ocağı karşısında yeniden öne geçiyor, izliyorsunuz. Eski takımına ikinci golünü attı Ertaç Taşkıran. 2-1 önde Mesarya. Kandi ilk golde de katkısı büyüktü. Penaltı almıştı, ikinci golünde asistini yapıyor. Türk Ocağı beraberlik arıyor. İlker İnceler'in vuruşunda izin vermiyor Hasan Piro gole bu dakikada. Doğukan. Sağdan devam edecek atak. İbrahim Karadal ceza sahası içerisinde ortası, savunmadan döndü. Köşe vuruşunu kullandı Türk Ocağı soldan. Hasan Piro için kolay bir top. İlk yarının da sonucu oluyor. İlk yarıyı Mesarya takımı 2-1 önde kapatıyor. İkinci yarıya yine başlayan taraf Mesarya. Sağdan gelişiyor köşe vuruşu. Ceza sahası içerisinde vuruş top filelerde. İkinci yarıya adeta golle başladı Mesarya takımı. Okan Göktürk bomboş pozisyonda. Tıpkı ligin ilk devresinde Girne'de oynanan maçtaki gibi golünü Türk Ocağı filelerine atıyor. Skor 3-1 oluyor Paşaköy'de. Ertaç kullanacak serbest atışı, uzak bir mesafe, içeriye ortası Ertaç'ın, bir kafa top filelerde. Bilal da eski takımına golünü atıyor. Devre arasında Türk Ocağı'ndan Mesarya'ya transfer olan futbolculara adeta şov yapıyor Paşaköy'de. Ertaç'ın 2, Bilal'ın 1 golü var. Dakikalar 58, 4-1 oldu skor. İyi bir futbol oynuyor Mesarya bugün. Ertaç'tan güzel hareketler. Hızlı gelişiyor atak soldan. İbrahim Çıdamlı tek top oynadı. Ertaç ceza sahası içerisinde. Kandi bomboş pozisyon. Güzel bir topuk pası. Remzi vurdu kaleci Hüseyin. Dönen top yine Remzi top filelerde. Bir gol de Remzi'den eski takımına. Skor 5-1 oluyor. Dakikalar 64. Mesarya farka koşuyor Türk Ocağı karşısında. Ligdeki en farklı galibiyetine çok yakın sarı kırmızılılar. Türk Ocağı'nda farkı kapatma çalışmaları. İlker Tek savunma arkasına güzel bir pas. Ali Avcısoy'u vurdu. Kaleci Hasan Piro'yu kamle dönüyor. Net bir pozisyonu harcadı Türk Ocağı. Soldan gelişen Mesarya atağı. Oluşan karambol savunmada uzaklaştırıyor Türk Ocağı. 5-1'lik skor devam ediyor.
Gole doymuyor Mesarya ancak sonuç gelmiyor bu pozisyonda. Türk Ocağı geliyor. Ali. Ali pasında Cevdet. Cevdet bıraktı İlker. İçeriye çevirdi Mesarya savunması. Tehlikeyi önledi. Yapılan orta Hasan Piro'da kaldı. Ertaş da geliyor Mesarya. Savunma arkasına bir pas Remzi'ye. Remzi'den güzel bir topuk pası. Vuruş cılız bir vuruş kaleci Hüseyin'de kaldı. Cem'di vuruşu yapan devre arasında Miracle değirmenlikten takıma katılmıştı Cem kaygısı. Sağdan geliyor Mesarya Abdullah'la artık maçın da son bölümü pası Cem. Türk Ocağı'nda gençler oyunda ikinci devrede Yiğit bu pozisyonda hakem oyunu durduruyor. Ve karşılaşmanın da son düdüğü geliyor. Mesarya konuk ettiği Türk Ocağı'nı 2-1 mağlup ederek puanını 24'e yükseltiyor. Türk Ocağı ise 27 puanda kalıyor.